Bu videoda tepki kuvvetinin farklı durumlarda nasıl değiştiğini anlamaya çalışacağız. Küçükken asansörleri çok severdim, o yüzden bugün asansörlere odaklanacağım. Burada 4 farklı durum çizdim. Bunları sırayla birbirinin arkasından gerçekleşen olaylar olarak da hayal edebiliriz. Buradaki ilk durumda hızın sıfıra eşit olduğunu varsayıyorum. Yani asansörümüz hareket etmiyor. Ve bu arada, bu videoda bahsi geçen her şeyi dikey doğrultuda düşüneceğiz. Uğraşacağımız tek boyut bu olacak. Hızımız dikey doğrultuda 0 metre bölü saniye. Yani başka bir deyişle asansör hareket etmiyor. Ayrıca içinizden bazıları da tahminen fark etmiştir. Bu durumda ivme de 0 metre bölü saniye kare. Ve şimdi de diyelim ki bu şeffaf asansördeyim ve butona, düğmeye bastım. Ve asansör yukarı doğru ivmelenmeye başladı. Bu durumda da ivmemiz 2 metre bölü saniye kare olsun. Buradaki pozitif işaret yukarı, negatif işaret ise aşağı demek oluyor. Burada tek boyut üzerinde işlem yapacağız, söylemiştim. 2 metre bölü saniye kare çarpı j birim vektörde yazabilirim. Bu bize hangi yöne hareket ettiğimizi söylüyor. Bu şekilde bırakıyorum. Bu haliyle bize zaten yukarı yönde, yukarı doğru hareket ettiğimizi söylüyor. Diyelim ki bu ivmeyle 1 saniyeliğine hareket ettik ve sonra buradaki 3. duruma geldik. Yani hızımız 0'dı, hareket ettik, ivme kazandık. A ivme birimi bu arada metre bölü saniye değil, metre bölü saniye kare olacak. 1 saniye boyunca bu ivmeyle hareket ettik ve bu 1 saniye sonunda ivmelenmeyi bıraktık. Buradaki durumda ivmemiz tekrar j doğrultusunda 0 oldu. Ama artık bir hızımız var. Ve şimdi kolaylık olsun diye bu durumun 1 saniyede gerçekleştiğini varsayalım. Hızımız j yönünde ya da yukarı doğru 2 metre bölü saniye olacak. Ve şimdi de bunu 10 saniyeliğine yaptığımızı varsayalım. Yani bu sabit hızla 20 metre hareket ediyoruz. İvmelenirken de biraz yol almıştık. Şimdi zemine yaklaştığımızda asansörün yavaşlaması gerekiyor ve yavaşlıyor. Buradaki ivme j doğrultusunda eksi 2 metre bölü saniye kare. Aslında şu an aşağı doğru ivmeleniyor. Durgun hale gelebilmek için yavaşlamak zorunda. Şimdi burada yapmak istediğim şey, tepki kuvvetinin ne olacağını bulmak. Tepki kuvveti, yani asansör zemininin bu durumların her birinde bana uyguladığı kuvvet. Ve dünyanın yüzeyine yakın bir yerde olduğumuzu varsayıyoruz. Bu durumların her birinde, dünya yüzeyine yakın bir yerdeysek, benim dünyaya etkileyen bir çekim kuvvetim olduğu gibi, dünyanın da bana uyguladığı bir çekim kuvveti var. Şimdi matematiksel anlamda, yani işlem yapması kolay olsun diye benim ağırlığı 10 kilo olan bir çocuk olduğumu varsayalım. Düzeltiyorum bu arada, 10 kilo ağırlık değil, kütlesi 10 kilo olan bir çocuğum ben. Ağırlık yerçekimi etkisiyle oluşan kuvvettir, kütle var olan madde miktarıdır. Evet, çok titiz bir tanım oldu, süperim. Neyse, asansördeki çocuğun kütlesi 10 kiloysa yerçekimi kuvveti, yani çocuğun ağırlığı nedir? Buradaki durumda ağırlık, kütle çarpı yerçekimi ivmesi, 9,8 metre bölü saniye kare. Bunu şuraya yazalım. Yerin çekim alanı eksi 9,1 metre bölü saniye karedir ve eksi işareti aşağı doğru gittiğini gösteriyor. Bunu şimdi 10 kilo ile çarpıyoruz. Aşağı doğru olan kuvvet, yani yerçekimi kuvveti eşittir 10 kilo çarpı eksi 9,8 metre bölü saniye kare. Yani eksi 98 newton ya da newton. Newton, j doğrultusunda. Peki, buradaki yerçekimi kuvveti nedir? Aynısı olacak, hala yeryüzüne yakınız, bu yüzden çekim alanının sabit olduğunu kabul ediyoruz. Aslında dünyanın merkezine olan uzaklık değiştikçe çekim alanı çok az da olsa değişir. Yeryüzünde hareket ettiğimiz için bu değeri sabit kabul edeceğiz. Ve bu yüzden burada da çocuğa aynı çekim kuvveti etki edecek. Ve tabii ki çocuğun kütlesi birkaç kat yukarı çıkması ile değişmiyor. Bu yüzden bu durumların her birinde aynı çekim kuvveti etkili olacak. Buradaki ilk durumda çocuğun ivmesi 0. Eğer hiçbir yönde ivme yoksa ve burada sadece dikey doğrultudan bahsediyoruz, net kuvvet de yok demektir. Bu Newton'un birinci yasası. Ama net kuvvet yoksa bu kuvveti karşılayacak başka bir kuvvet olmalı. Çünkü yerçekim kuvveti dışında bir kuvvet olmasaydı bu zavallı çocuk dünyanın merkezine doğru düşerdi. Değil mi? Yani burada çocuğu destekleyen kuvvet, asansör zemini tarafından çocuğa etkiyen kuvvettir. Bu kuvvet eşit büyüklükte fakat ters yönde olmalı.
ve bu kuvvet tepki kuvvetidir. Bu durumda tepki kuvveti J yönünde 98 Newton, yani tamamen dengeleniyor. Dolayısıyla çocuk üzerindeki net kuvvet 0. Hızı sabit ve 0. Dünyanın merkezine düşmüyor yani çocukcağız. Peki, burada çocuğa etkileyen net kuvvet nedir? Burada ivme söz konusu. Çocuk ivmeleniyor. Bu yüzden burada bir net kuvvet olmalı. O zaman bu çocuğa etkileyen net kuvvet ne olmalı, bunu düşünelim. Net kuvvet çocuğun kütlesi 10 kilo çarpı ivme 2 metre bölü saniye kare olacak. Bu da yukarı doğru 20 kilogram metre bölü saniye ya da 20 Newton eder. Net kuvvet yukarı doğru 20 Newton. Aşağı doğru 98 Newton'luk bir yerçekim kuvvetimiz zaten vardı. İlk durumdakiyle aynı bu. Aşağı doğru 98 Newton. Şimdi sadece bu aşağı yönlü 98 Newton'luk kuvveti dengelemek yeterli değil, yukarı yönlü 20 Newton'luk kuvveti de hesaba katmamız gerekiyor. Burada asansörün yukarıya doğru 2 metre bölü saniye kare ivme ile hızlanması için bir kuvvete ihtiyacım var. J yönünde yukarı doğru 20 Newton'luk net kuvvetimiz var. Ya da şu şekilde de düşünebiliriz. Burada eksi 98 Newton'luk kuvvet varsa, o zaman pozitif yönde 20 Newton'a daha ihtiyacımız var. Yani 118 Newton'luk J yönünde bir kuvvete ihtiyacımız var. Şimdi burada asansör yukarı doğru hızlanıyor ve buradaki tepki kuvvetimiz ilk durumdakinden 20 Newton daha fazla. Şimdi bu durumu düşünelim. İvme yok ama hızımız var. En başta durgun haldeydik. Burada ise artık hızımız var. Belki burada da ikinci durumdakine benzer bir kuvvet oluşacağını düşünmüş olabilirsiniz. Çünkü yukarı doğru hareket ediyorum, yukarı yönlü bir hızım var. Ama Newton'un birinci yasasını hatırlayın. Eğer hızınız sabitse, sabit bir sıfır hızı da buna dahil ve üzerinizdeki net kuvvet sıfır demektir. Bu yüzden buradaki net kuvvetle ilk durumdaki net kuvvet aynı olacak. Aslında ister birinci asansörde, ister üçüncü asansörde olun, sarsılmaları ihmal edersek farkı anlayamazsınız. Çünkü vücudunuz ivmeyi hisseder ama hızlı bir referans noktası olmadan ya da yanınızdan cisimlerin geçip gittiklerini görmeden algılayamazsınız. Bu yüzden buradaki çocuk durgun halde mi yoksa sabit bir hızla mı gidiyor, bunu kesin olarak kendisi söyleyemez. Bu durumda ise yorum yapabilir. Burada üzerinde bir basınç hissedecektir ve bu da vücudunun algılayabileceği bir şey. Ama bu durum ilk durumla aynı. Ve Newton'un birinci yasası çocuk üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğunu gösteriyor. Tepki kuvveti, yani çocuğun ayaklarına asansör tarafından uygulanan kuvvet, aşağı yöndeki yerçekimi kuvvetine eşit olacak. Bu yüzden buradaki tepki kuvveti 98 Newton olur. Aşağı doğru eksi 98 Newton'luk kuvveti tamamen sıfırlıyor. Yönü J doğrultusunda, pozitif yönde. Peki yere inmek üzereyken ne oluyor? Şimdi tekrar bir ivmemiz var. Net ivmemiz eksi 2 metre bölü saniye kare. Öyleyse buradaki net kuvvet ne olacak? Net kuvvet eşittir çocuğun kütlesi 10 kilo, kütlesi 10 kilo çarpı eksi 2 metre bölü saniye kare olacak. Ve burada J yönündeydi, dikey doğrultuda, hatırlayın J dikey doğrultuda yukarı yönlü birim vektördü. J doğrultusunda eksi 2 metre bölü saniye kare. Ve bu da J doğrultusunda eksi 20 kilogram metre bölü saniye kareye eşit olur ya da J doğrultusunda eksi 20 Newton. Şimdi J doğrultusunda 98 Newton'luk yerçekim kuvvetimiz var ve bunu da tamamen karşılayamıyoruz. Çünkü çocuk yavaşlarken hala net kuvvetimiz var. Ve bu net kuvvet de eksi 20 Newton. Dolayısıyla sadece 78 Newton'luk bir tepki kuvveti oluşacak. Evet. Şimdi bu bütün anlattıklarımı asansöre bindiğiniz zaman bir düşünmenizi istiyorum. Bir şeyler olduğunu, yani asansörün hareket ettiğini sadece asansör hızlanırken ya da yavaşlarken hissedersiniz. Hızlanırken biraz daha ağır hissedersiniz, yavaşlarken de biraz daha hafif hissedebilirsiniz. Ve bunun sebebini biraz düşünmenizi istiyorum. Ve sabit hızla giderken de ya da durgun haldeyken sadece gezegenin yüzeyinde bir yerlerde duruyormuş gibi hissedersiniz.